Bu arada Gamepad'le mi oynuyorsun klavyeyle mi? Gamepad'le. Mike. Sanki. Bu oyunun adının sonu çok aramıştım ya ben. Seçtin mi? Yok, seçemiyordum da. Neyse, boş ver ya. Ha, seçtim gerçi. Gücü, ben de gücü seçtim. Ben de gücü seçtim. Ya bu şapkalı adamın yüzü neden korkunç? Freddy Krueger gibi harbiden ha. Kruger'a benzettim ben de. Tiplere bak ya. Aynen. Garip. Şey hatırlıyorum, bu oyunu oynarken yanında daha büyük birisi vardı. Onun arkadaşı şey diyor, çocuk senden çok daha iyi oynuyor ya diyordu. diyorlardı. Bastım harbi ya, vur. O bak güzel vurdu yalnız. Vurduktan sonra yüzünde kan efekti yapılmış. Beğendim. Şunu şey demiyor muyum? Ay ya, şu birbirimize vurma olayı olmasa. Ya sırf jeton, daha fazla jeton için bahane olmuş onlar. Tabii canım yani, yoksa nasıl para kazansınlar? Aynen öyle. Abi biraz şundan içelim ya. Bir ayılayım ben şundan. Ben. Ya Bir dakika. mesela ama şeyleri vurmak yok. Bu hani direğe falan vurup ne gidiyorsunuz be? Çok iyi ya kan. Ama kan efektini beğendim. Az keşke böyle yerde yok olmasa, böyle hepsi böyle yerde yazıyor olsa. Ay. Bana mı vurdun? Yanlışlıkla Yok, oluyor. Friendly Fire açıldı. Ya normalde konsol oyunda Friendly Fire kapamak oluyor tabi. Peki yerdeki şeyi nasıl oluyoruz? Alamıyoruz sanırım. Alıyor. Yumruğa basarak Sanırım aldım galiba. normal vuruş var. Alta basıyorum, bir çok garip bir vuruş yapıyor. Bir de zıplama tuşu var sanırım. Başka bir tuş var mı? Ha, bu tekme tuşuyla aldım. Yani ben de bastım ama almadım. Oyunun sesini azaltacağım. Devam. Yukarı mı tırmanılıyor? Of. Bu arada sende Game Pass hesabı var mıydı? Ne var mıydı? Pass var ya, Microsoft'un yaptığı. O ne? Yani bir 30 lira veriyorsun. Tabii paketlere göre değişiyor. Her ay istediğin kadar oynayabiliyorsun. Yok o. Yani kütüphanede ne kadar oyun varsa hepsini oynayabiliyorsun, ama alırken pakete dikkat etmek lazım.
hem PC'ye var hem konsola özel paket var. Bir de ikisinin de olduğu bir ekstra bir paket daha var. Yani şimdi böyle güç şeyde speed şeyde biliyoruz. Ya bende bir tane kalmıştı galiba, yanlış görmeliyim. Ver şey yapamadım. Ekleyemedim. İki tane vardı. İki tane kişi bu kadar kişiye nasıl savaşsın be? Bence bunu bütün beatmaplara söyleyebiliyorsun. Yani evet, her şeyi söyleyebilirsin. Hele o şey... Neydi oyunun adı? Crowdbusters vardı ya. Hangi oyun? Crowdbusters. Bu hani şey, mutasyona uğrayan başka yaratıkların oldu. Gözlüklü Terminator gibi tiplerin. Hatırlayamadım. Gösteririm ya sonra benim... ya. Beraber oynadık onu. Ama benim için bir itim attı. Hani Coca-Cola içiyorlardı her bölümün sonunda. Bir dakika, sanki bir makineyi bir parçalayıp mı kola alıyorlardı içinden? Bir şey oluyordu. Evet, ve tekme atıyorlardı. Tamam, hatırladım onu, evet. Ya şimdi kafamıza mı düşecek bunlar? Evet, kafamıza düşüyor. Ya benim için beat'em up denilince zaten... Yani oyunlar belli zaten. Final Fight, Street of Rage, Cadillac... bu üç oyun efsane. Bir de Punisher'la Batman'in oyununu eklerim ben. Hani onlar şahsi eklediğim oyunlar. Batman'in şey, Tim Burton'ın filminin oyunu mu? Evet evet, onun arcade oyunu vardı. Evet ya, ben de bitirdim. Çok zor o ya. Punisher oyunu güzeldi bir de. Beat'em up'tı. Bu 5 tane oyun benim bir favori beat'em up'larım. Ya Final Fight 3'ün bir hack'i çıkmıştı 3 kişi beraber oynanan. Onu ama 2 kişilik yani kayıtlara da oynanamıyor. Ben bir de Sunset Riders'ı severim. O beat'em up olmuyor galiba. Shoot'em up oluyor ama. Ya o da ama yani hem shoot hem beat. Hatta geçen Sunset Riders'ı bitirdim. Steam'de Sega almıştım, oradan bitirdim. Hatta bir tane etkinliğe gitmiştim, bir arcade kabini vardı. İçine tüm oyunlar yüklenmişti bulundu. Arkada birlikte oynamıştık, o güzeldi. Orada Sunset Riders açmıştım direkt yani. Bizim gittiğimiz bar vardı. Orada işte her işte bir, yani bir biraya bir jeton veriliyordu. Ama hayvanın biri o arcade makinesini kırmış sonra. Devirmiş yere. Bir keresinde ben bir etkinliğe gittim. Bir adam bir oyun oynuyordu, ismini unuttum. Onu en zorda açmış. Tam öldü. Öldü ama bir sıkıntı çıktı sanırım. Jeton attı, algılamadı. Öyle hatırlıyorum. Ben de yardım etmeye çalıştım ama adam oyunu bitiremedi ne yazık ki. Çok şeydi yani. Adamın amacı oydu. Onun için gelmiş. Arcade'de oynayayım, en zorda oynayayım diye düşünmüş. Yani yazık oldu adama. O adamın istediği amacını anlıyorum. Hani istese evde bilgisayardan açıp da oynardı. Neyse, umarım bitirmiştir o adam. Merak et. Silah var. Alamıyorum. Ha, aldım nihayet. O nasıl bir şeydi ya? Animasyonlar çok hızlı böyle. Bir şey oluyor, bir nesne fırlıyor. Çok hızlı yukarı çıkıp aşağı düşüyor. Garip geldi. Ya bir silah kullanabilir miyim? İzin verir misin? Evet, teşekkürler. Hadi insene aşağı. Ha, niye inmiyor bunlar aşağı? Ben de bekledim. Silahla ateş etmek... Bir dakika. Alt tuşunu basıyormuşuz sandım. Abi adamı neden vurdun? Nasıl, neden vurmayayım ki? Vardı ya öyle şey bir... bu Swordfish filmine dublaj yapmışlardı. Abi neden vurdun adamı? Şey dublaj bunun ilk değil mi? Eskiden hatta böyle, Star Trek'e de dublaj yaptılar. Böyle dondurmayı falan istiyor. Evet o. O ekibi ben de biliyordum ya. Hatta geçen izlemiştim birkaç ay önce. O ekibin ismi neydi? Bir adları vardı o ekibin. Babun Orku idi yani sitenin adı. Hatta Beyaz Şov'a da çıkmışlardı onlar. Eskiden. Ben öyle hatırlıyorum. Hop. Ya. Hayır. Hayır. Yapma. Ya bu saat de olmaz gerçi. Akşam yine oluyor. Her seferinde böyle bir takılma olunca
Yani tedirgin oluyorum yani. Bekliyorum. O oyundaki şey ne? Ya nasıl olur ya? Evet, ben de az önce o saçmalığı yaşadım. Ya jeton harcatacaklar diye. Büyük abiler. Ha, Freddy Krueger geldi. O yükün. Ya ne güzel tekme atmıştım ama ya. Yeseydin o tekmeyi. O kadar uğraştım. Yani o kadar enerji sarf ediyorum o kazıkla. Oh. Adı o kendim. Hayda, adam ölmüyor. Tamam, hallettik. Yani direkt boss oynadık ama. Hiç şey bile yapamadı. Fiske bile vuramadı. Bana vurdu az önce. Oh. Evet, bende bitti. Yüzler neden çok tuhaf çiziliyor? Hakikaten. Sanki böyle yani uyuşturucu almış gibiler. Ya ben bunun tipini görsem yani, korkar kaçarım güzel. Yani. Aynen yani, gece böyle çıksa karşına. Tekmeyi beğendim. Dönen tekme atıyor. Bu da şeye benziyor, Cobra Commander'a benziyor. Evet, doğru, bak o maviler benziyor. Evet. Ya hadi. Seni mi vurdum? Evet. Ya dikkat etmeye çalıştın mı? Aa. Silahların bir sınırı var mı? Bilmem. Olabilir. Aa. Silah alamadım ben. Nasıl? O. Hayır. Dojlamıştım. Hadi güzel. Tank geldi. Tank gibi bir şey. Hadi al şu silah. Silahı al. Evet. Ya önce sen ne yapıyorsun yine? Çekil ya. Hayda, şimdi Sırat Köprüsü'nde mi yürüyoruz? Aynen, bu hazırlık bence Sırat Köprüsü'ne. Ooo, tamam. Başarıyla geçtim. Hayda, şuna mı iniyoruz? Zıplayacağız herhalde üstünden diyeceğim. Olmuyor. Biz. Yani oyun doğru düzgün yönlendirme yapsan keşke. Pardon. Street Fighter'daki Honda gibi vurdu galiba. Yanlış mı gördük? Evet. Edmond Honda. Ardarda. Bir kedi vardı öyle pati atan. Edmond Honda'nın kedisi diye geçiyordu. Yerdeki eşyayı alır mısın? Aa, niye almıyor onu? Ben almayı deneyeyim. Aa, ben aldım. Ufa. Ne mi vurdun? Bir dakika, o tuğla şeyi alamıyoruz. Olamıyoruz ya. Evet.
Zeki. Hocasıymış Zeki'nin. Sorumana benziyordu adam, zaten tarzı da öyle. Saruman da Gandalf'ın öğretmeniydi ya. Evet, hatırladım. İkisi arasında mı Saruman'a daha çok benziyor sanki? Gandalf mı Saruman mı dersen Saruman'a benziyor. Hadi bundan çık alayım. Bırakırsan alacağım ama. Ya bir bırak. Hadi at. Hep animasyonlarda mı sorun var? Hani adam aniden ileri geri gidiyor adam yani. Üstelik animasyon da kötü. Yeter ya, yeter. Yani ya zıplarken silah sakız çiğnerken yürüyemiyor mu bunlar? Hayda. Çatılarda esrar atarken. Sen Splatterhouse'u oynadın mı? Splatterhouse ne bu? Jason korku oyunu değil miydi? Ha, bu Jason taklidi maskesi olan. Bayağı korku ama. Ya ilk oyunda ben yani ilk tek korktuğum arcade oyunu olmuştur o. Genesis için işte 2 ve 3 çıktı. Onlar da ya bayağı korktu. Oynanmıyor. Ya oynanmıyor. Modu var mı öyle bir? Ya modu vardır muhakkak. Ya Splatterhouse çünkü benim de ilgimi çekti bir yer, oynadım da sonra sarmadı. Ya kız arkadaşını yani kurtarmaya gidiyor, kız arkadaşı da yaratığa dönüşüyor, öldürmek zorunda kalıyor. Yani bayağı bir aslında acıklı bitiyordu. Evet, listelerde görmüştüm bu korku oyunları listelerinde Splatterhouse. Evet, ustamız mı geliyor şimdi? Ben sen önden çeki. Silah bayağı bir uzun. Evet ya. Hadi al yerdekini. Evet. O 3'e bölündü. Ben almayayım. Bak 4'e bölünüyor. Ya. Vuruyor o. Evet, animasyon bug'ı mı var anlamadım. Vuruyor. Tepki yok. Hanginiz gerçek olan? Hepsini öldürene evet kadar. Shredder da böyle geliyordu ilk arcade oyunun sonunda. Ya bu arcade oyunlarında bu klonlama işi ucuza kaçmak değil mi aslında? Sahte zorluk işte. Evet. Yerdeki silah alırsan sevileceğim yani. Hani silah var oyun. Hadi ya, geçemiyorum ki oraya, örünmez duvar var sanki. Evet, geçemiyorum. Ama vurabiliyorum, evet. Evet. Ay. Şöyle yapalım, sen arkaya. Ben şunları arkasın. Ya tam vuracağım anda zıplıyor, öyle bir denk getirmiş mi animasyon? Ya nasıl yani, kadınsa iğrenç çizmişsiniz ya. Hakikaten kadın mı? Travesti mi? Nedir bu? Muhtemelen olabilir. Ya bir vurma sana ya, o eller ne? Yani ne garip bir tasarım bu. Düşerken de garip düşüyor zaten. Ben takıldım ya. Heh, tamam. Ya karakterim anlamsız hareket etmeyi kesebilir mi? Tamam sanırım.
Hadi, hadi. Bak düşme animasyonu iyi bak, o kadar şey ki. Bak nasıl düşüyor, fark ettin mi? Evet. Bir anda sanki böyle oyuncakmış gibi düşüyor. Sabahri bebeği yani. Gibi, evet. Aynen, pardon fikri. Bu Splinter House bahsettiğin oyun ne kadar sürüyor bitirmesi? Nasıl? Bahsettiğin oyunun bitirmesi ne kadar sürüyor yani ortalama oyunun süresini? Splinter House o da böyle bir yani 25 dakika falan. Ama oyundaki bosslar bayağı böyle korkutucu ya. Ve ters saç şeklinde böyle etrafta kafalarla dönen bir tane boss var. O bayağı şeydi. Olsa bir can bar koysaydınız ya da ölmeye yakın olunca bir kırmızı yanıp söner ya. He. Öyle olsaydı. Ölmez hala ya. Ya az önceki bossları biz hemen öldürmüştük yani. Ama şimdi öldü. Sana herhangi bir şey vermedi. Öldüm ya. Ya Freddy Krueger geldi ekranı. Ya bu nasıl tip? Korkunç. Şeye benziyor, Macaulay Culkin'in uyuşturucu kullandıktan sonra hali gibi. Doğru benzetme. Kaplanlar saldırıyor. Bizim tarafımızda mı? Yok değilsin. Değil yok. Yok bir an vurmadı çünkü. Onu vurmadı. Başka bir tarafa saldırıyor. Ondan sonra. Ondan dolayı. Hadi ya bir kalkmama izin verirsin. Dövüşeceğiz ama. Hadi. Hadi. İyiyiz abi. Bizim mezarımız olmayacak çünkü bizim sınırsız jeton hakkı evet. Oyunlarda yerden çıkan tuzakları hiç sevmiyorum. Yani. Harbi ya. Yerlik silahı alır mısın? Silah var orada. Alta basıyorum. Evet teşekkürler. Bir adam. Yani hem benim silahımı aldı üstüne kendi aldı. Bana karşı kullan. Ne kadar kısa sürüyor ya bölümler. Evet ben de onu fark ettim. What? How cold? Volkar gelmişiz bundan kaçarız yani. Ölebilir misin?
Ölüyor. Oh be. Peki arcade'de iki kişilik oynananı bilen korku oyunu var mı? Onu bilmiyorum. Gerçi sen şeyi biliyorsun, çoğu Aniki diye bir absürt bir oyunu var. Mesela yani uyuşturucu etkisi... Sen kastın korku. Uyuşturucu etkisi mi? He, öyle bir tuhaf bir oyun var. Evet. Göze mi vurmamız gerekiyor? Neyse yok, devam edelim. Oha. Ağzına girdik. Gene tipsiz abimiz. Artık çık karşımıza. Kızlar burada. Ha, kızı kaçırmışlardı ya. Galiba oyunun sonuna geldik gibi. Kaçıyor mu? Adam kaçtı. Peki o adamı durdurabiliyor muyduk ki? Oyun bitti mi şimdi? Galiba adam da kaçtı. Onu durdurabiliyor muyduk normalde? Bir yumruk atabildim ama. Bence bitmesin yani, başka bir bölüme geçeriz abi. İşte adamı kaçmasını engelleyemedik galiba. Ya bu ne şimdi yani? Jaguar mı? Ya kızın kadar tipe bak ya. Klişe böyle 90'lar şeyi mesela. Ya oyundaki grafiklerde çok böyle ayrı şey var. Mesela düşmanın grafiği de bizim tiplerle alakası yok ya. Evet evet, düşmanların grafiği daha bir... Ya mesela bizim grafik tasarım öğretmenleri hep bunu söylerdi yani. Bu grafikle bu grafiğin birbiriyle alakası yok falan diye. Hep o konuda çok eleştirirlerdi. Ya bu oyunu görseler ilk eleştirecekleri şey o olurdu. Onun üzerinden kaç veriyorsun oyunu? Ya onun üzerinden 6. Ben 5 veriyorum. Ya 6 vermiş sebebi de yani çocukluk anısı olduğu için. Yani sende nostalji etkisi var ama bende yok ya. Yani. İşte hatta 4 mu versin? Yoksa ben de 5 verirdim. Ben 5 değil de 4 vereceğim, 4. Değiştirin, 4 veriyorum. Tiplere bak ya. Gerçek insanlardan tabii yapmışlar bunları da. Ya peki onu şey yenebilirdik herhalde. Helikopterde kaçtı ya. Ona engel olmadık. Acaba başka son daha var mıydı? Peki oynamayı düşünüyor musun başka bir son için? Yok ya. YouTube'dan bakarım artık başka son var mıydı diye. Buna çıkalım.